Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci nükte. 23. sözün ikinci mebhasından beşinci nükte. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler terdi edilmiş ve insanı o gayeye ve o vazifelere çıkartmak için, çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. Zaten bu ahsen-i takvim, yani bu beyiz, bu 23. söz ahsen-i takvim anlatıyor. Başını bulsun da parmağını buraya koy. Mesela başını bu şey, 23. sözün başını. Evet. Ha bu da sana bak, bu bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Allah buyuruyor, ben insanı ahsen-i takvimde yarattım. Ahsen en güzel, ahsen güzel, ahsen en güzel. Sana bak, bir tek efendim, insanlar hakkında ahsen-i takvim diyor. Ya çünkü insanlardan daha bir güzel mehluk yaratmamış. Sana bakın, mehlukları nihayetsiz. Hayat tabakaları nihayetsiz. Mekrubun hayatı var, gergedanın hayatı var, yılanın hayatı var, var. En minnetli hayatı sana başlayacağım insan hayatı. Hayat başka bir şey yok. Hayat o kadar değerli ki. Şimdi kurbağa da hayat gördün mü, sen gördün mü kurbağa kaçıyor. Niye kaçıyor? Hayatım orada, hayat o kadar değerli. Yani hayat kimde olsa değeri var. Ama en değerlisi sende. Öyleyse bu nasıl mafaz edilir, bunu düşünmek lazım. Allah diyor ki, sen takımda insanı yarattın Allah Allah. İnsan neresi ersen, neresi çok güzel, her yeri. Şimdi bakın mesela her yeri, şimdi gözleriniz güzel değil mi? Ben size söylüyorum. İyi bir ama güzel değil mi gözleriniz? Ama sen diyorsan ya, geçimi de gözü var. Benim de var, daha ne anlarsın bu işte? Bir de işten istesen bir gün, sen geçi ol, gelsin bu gün. Geçinin gözü var ama okumadan anlamıyor. Şimdi bu kitabı ona versen mesela, evet. Ağzıyla okudu. Ağzıyla hemen kırt etkili okumaya başlar. Ama onun okuması başka, senin okuman başka değil mi? Onun gözü başka, senin gözün başka. Onun gözü hesendir, hesen değil. Senin gözün hesen değil. Onun kulağı hesendir, hesen değil. Senin kulağın hesen. Onun dili hesendir, hesen değil. Senin dilin hesen, senin burnun hesen, senin elin hesen. Senin kolun eksen, senin ayağın eksen. Oturman, yemek yemen. Oturman, yemek yemen. Ama böyle oturmak hiçbir hayvanda yok hayatta. Bakın ha. Desem bir de söyleyeyim, aklıma geldi. Bu Mehmet Sahirman beni bir yanı kalbe şeye götürdü. Hayvanlık bahçesine. Şimdi o fil yatadı, olur mu yatmayı becerim? O yani döndü, bu yani böyle oldu dedim Allah. Ya ben fil olsam ne olurdu bu iş ya bu Allah. Yatmayı beceremedim. Bakın şimdi sizin oturmamı der. Yani insana izafe edilen her şey güzeldir. İnsan izafı, Allah Allah. İnsan izafı, mekan da güzeldir. İnsan izafı, zaman da güzeldir. Zaman insandan kıymetlendiriyor. İnsan zamanı kıymetlendiriyor. İnsan mekanı kıymetlendiriyor. Allah. İnsan ehvalları kıymetlendiriyor. Allah. İnsan. En az ahirini anlıyoruz ki, bakın arkadaşlar, insanların dünya için, dünya insan için. Dünya insan için, yahu. Hele senin değerine bak Allah'ın yanında. Güneşleri senin için yaratmış, yıldızları senin için yaratmış, dağları senin için, dağları senin için, deryalar senin için, derya dolunları senin için. Her insan o Allah. Şu aklın için yok ki bunu anlamak. Öyleyse bu insanı bize verdi, mahfazasını da öğretti. Nasıl mahfaz edeceğiz onu da öğretti işte. Helal yapalım. Bu da bir Allah'ın pazarı var. Ben bu değeri size verdim, sizi böyle yarattım ama mahfazasını size bıraktım. Mahfaza edebilirsiniz, cenneti getirirsiniz. Mahfazayı nasıl yapacak? Her işte o da öğretmiş yani. Demek ki insandan daha Cenab-ı Hakk'ın şerefli, sevgili bir mehlul ruh. Ah, insan. Meleklerden üstün. Hiç de ama ya. Ya bir tebir kullanacağım bak, o sebebi ki kaçan mı oluyor, nasıl oluyor bazen yani. Tövbe, Allah kendine bak insanı seviyor ya. Ya ben her düşünün ki, Allah için. Bu da sevmese yaratmaz bir de. Tam da ne olarak anlamıyorsa. O bizi sevir. Neden? Sen yaratmayacak. Şimdi biz Allah'ı sevmiyoruz.
mesela burada. İşte esen tahmin. Değil mi? İnsanın eli güzel, gözü güzel, işte başı güzel, kuşu güzel. Eylese insanın bu maddesi güzel olur da, eylese manası da güzel, yani ruhu da güzel. Zaten ruhun güzelliğinden insanın boynunun ezaların güzelliği olur. Yani ruhun güzelliğine borçlu bu insanın ezaların güzel olması yani. Ya papazan misal yaşayan şimdi parmağınıza bakıp baba sen tepinde. Şimdi bunu buradan kopattın mı tüm teknik elin yere düşüyor. Aha değeri bu şey. Şu parmak bütün gün, bugün bu seviyeye gelen elinin sayesi bu. Yani bütün elim şu parmaktan asılıyor. Sarkalıyor sarp. Şu parmağa bakıyor. Bu parmak olmasa aklın ona asılatın kadar olsa neyesin ki? El ona cevap veremeyen de ne yapacaksın ister? Düşünün de öyleyse insanın aklı ne kadar değerliyse akla yardım eden bir adet olur hep değerli. Allah Allah. Öyle mi? Siz söyleyin. Ya. Ha öyleyse insanın demek ki ruhu esas ruh. Çünkü esas ruh neden güzel? Amal-i Kübra'yı anladığından dolayı. Amal-i Kübra ne? Allah anlamak. Allah anlamak. Amal-i Kübra. Bunu anladığın için ruhun değeri orada. Sana bak, bütün kainatı sen misin yarattın, sen de kendisin yarattın. Bakalım onda. Bütün kainatı sen misin, sen de kendisin yarattın. Evet. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ السَّافِلِينَ Yani sen bu اَحْسَنِ تَقْوِيمِ muhabbet edemezsin ise اَسْفَلِ السَّافِلِينَ geçsin. Şimdi buradan bir daha alalım. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Öyle. Şimdi insan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak göndermiş ama şimdi düşünün bakalım bir memur olmayan bir mehluk var mı ki? Can mı can su ne varsa hep memur. Dağlar memurlar, cennet, taşlar da memur. Deryalar memur. Hiç memur olmayan bir mehluk yok. Deve memur, tavuk memur, şu meyve ağacı memur, baba da hep memur, güneş memur. Hiç memur olmayan bir mehluk olamazsın. İnsan bundan da. Üstesine olamaz. Üstesine olamaz. Böyle burada ince bir mesele var. Nedir? Yani hani her şey memur ama, güneş de memur ama onların memuriyeti bize memur. Yani bizim hürmetlerimiz, yani güneş bize hürmet ediyor, ağaçlar, hayvanlar. Bizim, yani onlar Allah bize memur yaratmış. Biz de Allah'ın memuruyuz. Onlar bizim memurumuz. Bize sarışıyorlar, ta ki biz Allah'ın memur olalım. Ne emretmiş onu yapalım. Ne emretmiş onu da sarışıyor. Demek yani insan Hüphedir Allah'a memnun. Yani diğerleri hep bize hizmet ediyor, bizim memnun. Herhalde tedbiri anlamak lazım ben. Bir de dünya bir memnun, bir de misafir olarak gelmiş. Değil mi? Evet, misafir olarak gönderilmiş. Hem memnun hem de misafiriz. Kimi misafiriz biz? Allah'ın. Hayır. Bizim konaklarımız Allah, mehmanlarımız Allah. Ya Allah'ın misafiri, sen düşün yani. Nereye gittin ya sen? Hani bizim köyler var kala, memur vazifeli köyler. Ya İstanbul'a gittin. Nerede misafir oldun? Hangi handa kaldın? Yok ya. Sultan Fatih beni misafir etti. Demek ya ona bu şerefe ola keşke benle. Bana de o nesil olsa Sultan Fatih'e misafir. Evet ya Sultan. Ne kadar büyük şeref ya. Allah'a misafir ediyor. Ona sağlık sağlık. İşte suframız ortada. Misafir ona sufra. Yeryüzü senin sufran. Ağaçlar senin sufran. Dağlar senin. Her şeyi sana yaratıyor. Meyveleri saymayla müsaadeyiz. Allah Allah. Bu kadar aziz bir müsaadeyiz Allah. Allah Allah. Şerefli bir müsaadeyiz. Fakat müsaadeyiz. Hani bizim atalardan sonra bir söz verir. Müsaadeyizin tarifi vardır. Burada da vardır herhalde. Ne diyor müsaadeyizin iyisi? Biliyor musunuz? Ona sağlığına karışmamak. Ne getirdiniz onu yemek? İyisi müsaadeyizin iyisi. İyisi evet. Yani misafirin iyisi ona sarılmışlar sana karışmamak. Demek ona kalırsan delisi olursan yani. Ahlisi, misafirin ahlisi. Ona sahibin işine karışmaz. Karışmaz. Ya bu, o işe karışmaz. Ne getirdi o gelse de. Ha, o bakın. Allah size ahli misafirlerden edin inşallah. İnşallah. İşte bana sarılmış, misafirin Allah düşün. Evet, son. Çok önemli istidad ona verilmiş. Ha, hem kabiliyet yani. İşte
kabiliyet var. İşte bu gün şeyin bu kabiliyetin semeresi, meyvesi. Bu gün şeyin bilgisayarı, şu fabrikalı bu ama bu nasıl bir kabiliyet ki yahu? Hele bak şimdi 100 sene, 150 sene evvel git. Peki yahu 150 sene sonra ele ustalar gelecek, ele ustalar gelecek mi? Nasıl olacak, nasıl ustalar yapacaklar? Ne yapacak, nasıl yapacaklar falan? Efendim söyleyeyim, işte öyle bir şey yapacaklar, bir parmağını böyle duvara bastın mı, bin alma, bir avize. Bir avize birden yapacak. Burak öyle yalan söyleme ya. Şimdi yalandan başka bir şey yapmadan, bir düğme yapacak, bir avize birden yapıyor. Öyle bir deve yapacaklar ki 400 kişi hacca götürecek. Ahir zamanda öyle develer ortaya gelir ki 400 kişi hacca götürecek. Aha senin daha büyük bir yara. Ha bu en büyük bir yara. İşte bakın. Deşerin istidatının kabiliyetin meyvesi. Mustafa Bey ben geçen sene bir fabrikaya götürdü. Nasıl fabrikası? Baktım ya şimdi o yapmışlar var. Şimdi o arada orada çalışıyor nasıl şey yapmak değil mi? Hele bu insan buna akıl üretmişti. Yine akıl üretmiş, öyle akıl bir şey yapmıyor. Bu nasıl kabiliyet insan ya? Bu nasıl bu? Sana bakın, nerede sen bu? Bak melekler yapamıyor ya. Yapamıyor ya. Cinler yapamıyorlar, kardeşler yaşıyorlar ya. Allah Allah. Ühemmiyetli istidat ona verilmiş. Ve o istidata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Madem bu işten verdi, ehemmiyetli vazifeler. Ehemmiyetli vazifeler. Acaba en ehemmiyetli vazife ne? Demin dediğim gibi bir amanat veren ama Allah anlama, sevme, sevilme. Ondan sonra da Allah'ın emirlerini yerine getirme. Mesela bir namaz. En ehemmiyetli vazife namaz öyle bir ehemmiyetli vazifedir ki namaz çok ehemmiyetli vazifedir arkadaşlar. Bazen misal veriyorum bir padişah sabah namazını getirse iki rekat farz. Ondan sonra deyse ben Bursa'yı tüm ile fakirlere şey veriyorum. Tasarruk ediyorum. Ne tarif eder? Bu namazı yerine Allah kabul eder mi etmiyor? İstanbul'da bir şey etmiyor. Namazın ehemmiyeti var. Gene o namazı namazla şey edersin. Kaza edecek. Kaza edecek başka tarif yok yani. Namazın ehemmiyetini 9. sözü 3. müftesinde usta senden diyor. Sadece 3. müftesinde yok 9. sözü 3. müfte namazın ehemmiyetine bakın ki 3 satırda sen ne diyorsun namazı bize Allah'a. İşte ehemmiyetine dediğimiz bize namaz. Ya namaz efendim. Nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misale musavvarıdır. İnsan bu kainatın küçük bir misali. Nasıl bir ağacın diyelim çeyreği o ağacın küçük bir misali ise yani diyelim kurma ağacın bak onun başına çeyreği ne kurma çeyreği elimde. Şimdi bu kurma çeyreği ile bu ağaç gibi bir küçük ağaç değil midir? Evet. Ha işte insan da bir tek insan bu kainatın küçük bir misalidir yani. Hani bu ya biz ki tek insan kainatın, bütün kainat insana süzülmüştür. Doğrusu bu. Bir insan bütün kainatın fezleketi ve kulesesidir yani. Bütün kainatta ne varsa insanda var, insanda olan kainatta yok. Az güneşin aklı yok da insanda aklı var. Kainatta ne varsa insanda var, insanda ne varsa kainatta yok. İnsan kainatın böyle bir küçük kulesi ve fezleketi. Evet. Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsalin münevveridir. Fatiha'da Kur'an'ın küçük bir misali. Bütün Kur'an Fatiha'da var. Demek Kur'an ne oldu? Şey, Fatiha Kur'an'ın kulesesi oldu. İnsan da kainatın kulesesi oldu. Ne oldu? İnsan namazda Fatiha'yı okuyunca kainat Kur'an okuyor. Onlar gibi değil mi? Yani demek ki bir insan ayakta Fatiha'yı okuyor, şeyde, yani bir insan değil de bir kainat tüm Kur'an okuyor. İyâke nâbüdün sırrı da orada. İyâke nâbüdün sırrı da orada. Ya işte bakın namazı, sonra... Yani namaz dahi... Şu Bediüzzaman isteriyor. Neye el almışlar? Bunun ne, yani en son nasıl anladılarsa onu anlatmış. Bundan sonra milyonlarda alim gelse bu namazı, bunun üstüne bir şey anlatamadılar. Namaz bile anlatılır. Namaz veren anlıyor. Allah Allah. Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir filiste-i nuraniyedir. Yaşa namaz da bütün ibadetlerin sınavı. Bu da bütün ibadetlerin kulesesi. İnsan kainatın kulesesi, Fatiha Kur'an'ın kulesesi. Namaz da bütün ibadetlerin kulesesi. Üç kulese bir arada. Ve bütün esnaf-ı mahlatın
elvan-ı ibadetlerini işaret eden bir harita-i kutsiyesidir. Estağfurullah, bütün mehlukların sınıflarının ibadetleri, renkleri şeyde var, namazda var. Bütün meleklerin ibadetleri var, ağaçların ibadetleri var, ne var, hep bunlar namazda var, kısası mı? Evet. Ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şimdi şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. O namazda, imana, evet. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. Nedir bu ahsen-i takvim? Bunu anlatacaksın. Evet. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Bir ciheti gayibane. Demin ne dedim? Bu dünya bizim için nedir? Bir kulluk mektebi veya piksası veya medresesi. Bu dersler bizim kulluğumuzu öğretiyor. Demek ki bize neye geldik artık? Allah'a kulluk nasıl edeceğiz? İşte hocamız bize anlatıyor. Ne diyor? Şimdi insan... İnsan şu kainata geldikten sonra iki cihetli ubudiyeti var. Bir ciheti gayibane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri hazırane, muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Vezif hem de öğreniyoruz. Ya, bu da unsun yani. Evet. Birinci vezif şudur ki, kainatta görünen saltanat-ı rububiyeti itaatkârâne tasdik edip, kemalatına ve mehasinine hayretkârâne nezaretidir. Allah'ın kemalatı. Saltanat-ı rububiyeti mi? Rububiyeti. Rububiyeti, yani saltanat-ı rububiyeti. Yani şu, bakın şu güneşle, güneşle, yıldızlar, kimin askeri? Kime boyun eğmişler, kimin mehkumi, Allah'a bakın yahu, saltanata bakın. Ne kadar sayısız yıldızlar varsa hep bu saltanatın, efendim söyleyeyim, neyi oluyor? Hizmetkarlar oluyor, askerler oluyor. Yani Allah Allah. Bizim bildiğimiz kainatın sayısını bilemiyoruz ki. Ya bakın Allah'ın gözüne ki, ben zaman zaman bunu nezere veriyorum, efendim. Ayet-i Resulü'nün başlarında diyor ki efendim iki kutbun dairesine sığışmayan hesap rakamları. Hesap rakamları ne olur? Son olmayan. İki kutbun dairesine hesap rakamlarına sığışmayan kainatın büyüklüğünü diyor. Her kainatı yani iki kutbun hesap rakamlarına sığışmayan sonsuzluktadır bir kainat. Yani iki kutup biliyorsunuz değil mi? İki kutup şey der, sen söyle. Kuzey kutup. Kuzey, güney kutup. O hayali bir bez bağla, o bir bez bağla iki kutuba, kalemi getir elen al, oradan ta bu kutuba kadar rekem yaz. Şimdi oku ben bu rekemi. Hele oku. Sayın otundan büyük, Allah otundan büyük. Amin. Allah'a şifre bakın ki. Şimdi insan bunu düşünecek, Allah'ın kemalatına. Ne olacak? Tehdir edip, tehdir edip, fikrin en son nefesi hayretkâr. Fikrin en son tereddüfi hayret. Düşünürsen hayret ediyorsun Allah'a affetle. Nasıl evlilir, çevirir bunları? Nasıl birbirlerine yürüyor bunları? Bir karın zahiri yaratıyor gibi. Onun ayağından haberi olmuş, o yıldızlardan haberi var, o güneşlerden haberi var. O iddia ahiretten haberi var, cennetten Allah-u Ekber arkadaşlar. İşte bizim bir vezifemizin biri, bunu bile düşünmek yani. Evet sonra? Sonra Esma-i Kutsiye İlahiye'nin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları. Bedi. Senet, ya üzüm bedi senet değil mi yani? Üzüm yani, ya çöpten koparırsın. Yine Allah Allah, aman yara, bir ince bir çöplere takmış onları, aman böyle. Hele yüzüme bakınca bakar şey bir şey. Ne kaçın bir benim bir sene. Yüzüme bakmayın, bak şey değil diyelim hani. Erice bakın. Zeytuna bakın. Şimdi erik ortasında bir erik fabrikası. Zeytun ortasında bir zeytun fabrikası. Tüzüzlük ortasında bir tüzüzlük fabrikası. Allah Allah. Karpuz ortasında bir kadar da kapsı var. Ya Allah görmeyenler ne görmüyor? Hele şu karpuza bakın. Pisak yerleri bile belli etmiş ya Allah Allah. Allah'ın nasıl inanamıyorlar Allah'ın adına? Gel şu kapsız gibi. Ya portakala bakın ya, ortaya soydum ama bilinmemiş ki buradan bu böyle.
İmam Kutab ne dedi alışma? Fedi sene, fedi sene. Sonra Esma-i Kutsi İlahiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları birbirinin nazar ibretlerinde gösterip dellallık ve eğlencelıktır. Bu yetmedin biri bu. Ağacın altında otur edersen yaprağıyla Allah'ı birbirine bize anlatacağız. Su ile anlatacağız, dal ile anlatacağız, meyvesi ile anlatacağız, güneş ile anlatacağız. Dal ile bağıyla birbirimiz anlatacağız. Vezifemiz bu bizim bu kurulu vezifemiz ya. Bak biz de uyduruyoruz. Şimdi bu cemeğe, şimdi bak bu mesleği gidiyoruz. Ustadın sayesinde toplamışı değil bak. Evet. Sonra her biri birer gizli hazine-i maneviye hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet şinaslığı ile takdir kârâne kıymet vermektir. Hayvanlara bakmak, nebatlara bunlara. Sonra kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcuda sayfelerini az ve sema yapraklarını mütalaa edip hayret kârâne tefekkürdür. Hayret kârâne, vahiret kuyruğu. Her ve sema yapraklarını. Hep ona bizim için okunacak eyler. Evet, sonra? Sonra şu mevcudattaki ziynetleri ve latif sanatları istihsankarene temaşa etmekle onların Fatır-ı Zülcemal'inin marifetine muhabbet etmek ve onların Sani-i Zülcemal'inin huzuruna çıkmaya ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. Üstadımızın bir ifadesi vardı. Diyor ki bizim şehirde öyle saf dil insanlar var mı ki? Saf, çok saf dil. Padişahı biliyor ama nasıl biliyor? O dağının başında oturmuş, firavunu düşünür. Öyle insan var yani, öyle kadın var yani şehirde, bir usta saf dil. Şimdi padişaha inanır ama nasıl padişah? Firav düşünür padişah. Ama bu bir imandır yani. Şimdi bir adam, bu padişahı ona anlatma olsun, gel sonra elinle usta da gel gel. Gel sana pilav düşünün, padişahı anlatın. Götürse de padişahın ordularını gelmiş, askerlerini. Ya şimdi bu askerler padişah mı? Ona ben canım pilav düşünür. Bunlar o besin, bunlar o ödül besin. Tövbe tövbe ya, ne kadar etmiş ya. Hele gel gel, götürse askerlerin silahlarını, cihazatlarını yer. Bunlar da empozum, bunlar da. Ula, ula, hele be. Bir gel sene daha gidiyor. Yoksa vilayete gelecek. İşte İstanbul'un olduğu bu. Hele gel gel gel. Ne hele gel bir de hazinene geldi. Yoksa altınlarını, cevherlerini gel. Bunlar da mı paylaşıyor? Ulan hey bak ya tövbe. Ulan iyi anladı o amma. Dinle işte iyi anladı. Hani bir de kendini göster ya. Ama geldi süre. Hüzre gel. Hüzre gel. Gel kenar buldum. İkinci vecih, huzur ve hitap makamıdır ki eserden müessire geçer. Kainatı dolandık ya, yukarıda dedik daha iyi değil mi? Evet. Görür ki, bin Sani-i Zülcelal kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. Mesele bir şey, biraz yeni gitmeyi tanıttırmak istiyor musun? Evet, o da iman ile, marifet ile mukabele eder. Sonra görür ki bir Rabb-i Rahim rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona hasr-ı muhabbetle, yani ifadeye bak. Tahsis-i taabbütle. Hasr-ı muhabbet, muhabbeti tabi Allah'a vermek lazım. Çünkü muhabbetler ona yakışır ya. Ona muhabbet eyle, gözün verene nasıl muhabbet edilmişsen, kulağın verene nasıl muhabbet edilmişsen. Hani bizim zaman zaman söylüyoruz, atalarımızdan kalma bir şey var, derler bir kalbenin katı. Kaç yıl? 40 yılmış. Bir gözün hatırı kaç yıl? İki göz olursa, iki kulak olursa, şunun olursa bu. Bütün muhabbetler var. Bir Rabb-i Rahim rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona hasr-ı muhabbetle, tahsis-i taabbütle kendini ona sevdirir. Sonra görüyor ki bir mün'im-i kerim maddi ve manevi nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. Hani dedi ya kendini ona sevdirir. Bak o zaman Esen-i Tehmi oluyor yani. Esen-i Tevsiz'in anladı ya. Esen-i Tehmi oldu değil mi? Kendini ona Allah'a sevdirir. O zaman Allah seni sever. Evet. O da ona mukabil fiiliyle,
haliyle, kaliyle, hatta elinden gelse bütün hasseleriyle, cihazatıyla şükür ve hamdü sena eder. Sonra görüyor ki bir celil-i cemil şu mevcudatın aynalarında kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip nazarı dikkati celbediyor. O da ona mukabil Allahu Ekber, Subhanallah deyip mahviyet içinde hayret ve muhabbetine secde eder. Sonra görüyor ki bir ganiyi mutlak, bir sehaveti mutlak içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil tazim ve sena içinde kemal-i iftikar ile sual eder ve ister. Sonra görüyor ki o Fatır-ı Zülcelal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Fuar var ya, evet. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, barekallah diyerek tahsin ile, sübhanallah diyerek hayret ile, Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Sonra görüyor ki bir vahid ahad şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus katemleriyle, mühürlerine, Allah'a mahsus. Mühür zaten mühür sahibine mahsustur. Evet, öyle. Ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla, semavi kitaplar fermanlarıyla, bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor ve tevhidin ayatını nakşediyor. Hani bütün dediği hatemleriyle dediği, sikkeleriyle ona mahsus. İşte bir yumurta Cenab-ı Hakk'ın bir mühürüdür yani bir şeyde. Bir hayvan, bir insan mühür. Bir yumurtayı düşün, Allah'ın mühürü. Mühüre ne yazarız? Mühür sahibinin ismi. Yani bu yumurtaların hangi, ne isim var ki? Yani ne isim alıyor? Mühürlere çünkü şeyin kadir yazır mı bize? Mühürlere çünkü şeyin alayım, saygısı. Yani her şeye kadir olur ama yani yumurtayı yapamaz. Yumur yolu yazıyor. Şehirde yazıyor, insanda yazıyor. Dağda, yıldızda yazıyor. Öyleyse onlar hiç kimse tekleyen, sivrisineğin kanadını kimse yapamıyor ama bak teyyare yapmıyor mu? Sivrisinek kanadını teklif edilir. Ya, evet. Sonra görüyor ki bir vahid ahad şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor ve tevhidin hayatını nakşediyor ve afak-ı alemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor, rububiyetini ilan ediyor. O da ona mukabil tasdik ile, iman ile, tevhid ile, izan ile, şehadet ile, ubudiyet ile mukabele eder. İşte bu çeşit ibadet-i tefekküratla hakiki insan olur. Ahsen-i takvim işte imanla değil mi? İmanla, evet. İmanla. İşte abi ders. Bu dersi böyle anlamıyor. Ahsen-i takvimdeyiz. Hafız Feyzullah gelsin buraya. İşte bu çeşit ibadet ve tefekküratla hakiki insan olur. Ahsen-i takvimde olduğunu gösterir. İmanın yümniyle emanete layık emin bir halife-i arz olur. Ey ahsen-i takvimde yaratılan ve su-i ihtiyarıyla esfel-i safilin tarafına giden insan-ı gafil, beni dinle. Ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada o güzel zannettiğim ahirete müteveccih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğümü ve ahirete bakan hakiki yüzü ne kadar güzel olduğunu 17. sözün 2. makamının 219-220. sayfalarında yazılan iki levha hakikate bak, sen de gör. Birinci levha, ehli dalalet gibi fakat sarhoş olmadan gaflet perdesiyle eskiden gördüğüm ehli gaflet dünyasının hakikatını tasvir eder. İkinci levha, ehli hidayette huzurun hakikati dünyalarına işaret eder. Eskiden ne tarzda yazılmış o tarzda bıraktım, şiire benzer fakat şiir değillerdir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Abdülkadir Bey buraya gelebilir misin? بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ما شاء الله بارك الله يا أخي. وما يكذب به إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ehdina ve vaffiqna ilel haqqi ve ila tariqin mustaqim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men arseltehu rahmeten lil alemin. Ve bi hurmeti leyletil berat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi kullama ihtelefel melevan. Ve ta'akabel asran. Ve kerrel cedidan. Ve istakbelel farkadan. Ve belliz ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tahiyyete ve selam. Ve arham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethiran kethiran ila yevmil haşri vel karar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارحم آبانا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الأهوال والآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم وبحرمة ليلة البراد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحترون. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي زدني علما وفهما وإيمانا وألحقني بالصالحين. هيهات هيهات لما توعدون.
Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi şey'a. Allahumma aghfirli verhamni verzukni ve ente hayrul razıkîn. Allahumma inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anna ya kerim. Allahumma inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anna ya rahim. Allahumma inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anna ya gaffar, ya rahman, ya rahim, ya kerim, ya latif, ya settar, ya zelzelali vel ikram, ya erhamen rahimin. Allahumma ekfina bi halalike an haramike واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم يا مفتح الابواب افتح لنا خير الباب. اللهم يا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحرمه ليله البراد، بحرمه القران، وبحرمه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم وفقنا في خدمة الإيمان والقرآن. اللهم أختم لنا بالشهادة والإيمان. اللهم نور قلوبنا وقبورنا بنور الإيمان والقرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان. يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، bu mübarek berat gecesi hürmetine bizleri affeyle. Amin. Bu mübarek dersler hürmetine, iman ve Kur'an hizmeti hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, iman ve Kur'an hakikatları hürmetine bizleri aff ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu mübarek gecede Azrail Aleyhisselam kimin canını alacağını bilmiyor. Ama bu akşam, bu mübarek gecede Cenab-ı Hak ona bildiriyor bir yıllık programı. Bize hayırlı ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Huzuruna sana karşı, kullarına karşı, kendimize karşı mahcup olmadan gelebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri, kardeşlerimizi, iman ve Kur'an hizmetinde faaliyet gösterenleri, cemaatimizi, dualarımıza amin diyenleri ve bizlerin neslinden kıyamete kadar gelecek olanları, insi ve cinni şeytanların şerrinden, nefis ve şeytanın şerrinden, taife-i nisaiyenin şerrinden, görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, ızdıraplardan, dertlerden, sıkıntılardan, kederlerden, yalandan, haramdan, gıybetten, dedikodudan, iftiradan, kem nazardan, kem sözden, bütün kötülüklerden, depremden, zelzeleden, savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizleri kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Amin. Ve cennetül firdevste mes'ud kıl. Amin. Ya Rabbel Alemin, aynen burada toplandığımız gibi yarın Peygamberimizin Nivaül Hamdi'nin altında bizleri de haşru cem eyle. Amin. Ebu Ayyub El Ensari Hazretlerinin listesinde adımızın tek tek okunmasını nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Bu mübarek gece hürmetine bizlere bunu ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizlere beş vakit namaz hassasiyeti, takva bir hayat, sünnet-i seniyeye ittiba, aile huzuru ve saadeti, maddi ve manevi muvaffakiyet, helal, bereketli, hayırlı, bol kazançlar nasip ve müyesser eyle. Bizlere takat getiremeyeceğimiz yükleri yükleme ya Rabbi. Amin. Dünyaya gelişinden pişmanlık gösterenlerden eyleme. Settar ismi cemilinle bizlerin günahlarını, kusurlarını, hatalarını sefreyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bilhassa Ebu Ayyub El Ensari Hazretleri ve İstanbul'un fethi için gelen 1500 civarında sahabi hürmetine, İstanbul'un maddi manevi fatihleri hürmetine, onlar Bizans'ı devirmişler, bizler de nefis ve şeytan Bizans'ını yıkıp iman ve Kur'an kalasına sığınmayı, manevi fetihlere imza atmamızı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Bizi de manevi fatihler eyle ya Rabbi. Amin. Fatih Sultan Muhammed Han hürmetine, evladı Fatihan, ecdadı Alişan hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bilhassa bizleri ve bizim neslimizden kıyamete kadar gelecekleri iman ve Kur'an hizmetinde daim eyle. Amin. Daim eyle. Amin. Bizleri sırat-ı müstakimden ayırma ya Rabbi. Amin. Dünyada zengin yaşayıp ahirette fakir hesabı verecek olan cömertlerden eyle. Amin. Dünyada fakir yaşayıp ahirette zengin hesabı verecek olan cimrilerden eyleme ya Rabbi. Amin. Zekatımızı, sadakamızı, hayır hasanatımızı tam olarak verebilmemizi nasip ve müyesser eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri kul hakkıyla dünyadan götürme. Amin. Helalleşmek nasip ve müyesser eyle. Amin. Berat gecesinde takdir-i ilahi olacak ve bizim faaliyetlerimiz, programlarımız bir yıllık
faaliyetlerimiz belirlenecek. Bizlere hayırlısını nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizleri aldananlardan ve aldatanlardan etme. Amin. Şaşırtma Allah'ım. Amin. Bilhassa iman ve Kur'an hizmetinde faaliyet gösteren genç kardeşlerimize, hizmet ehli kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Onların ve bizim sıkıntılarını bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Maddi ve manevi ciromuzu artır. Amin. Maddi ve manevi müşkilatlarımızı hallu asan eyle. Amin. Bizlere hayır hasanet kabiliyeti ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Berat gecesinde beratımızı alarak sabah namazına çıkabilmeyi nasip ve müyesser eyle. Amin. Annemizden doğduğumuz gün gibi tertemiz olarak sabah namazını kılabilmeyi nasip ve müyesser eyle. Amin. Bu geceyi layıkı vesile değerlendirebilmeyi nasip ve müyesser eyle. Amin. Bizlere evlat, çoluk, çocuk acısı gösterme ya Rabbi. Amin. Dualarımızı meccanen kabul eyle. Amin. Makbul kullar, makbul dualar hürmetine bizim de dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bilhassa İslam gençliğini, iman ve Kur'an hizmetinde faaliyet gösteren genç kardeşlerimizi muhafaza eyle. Haifi Nisaiye'nin şerrinden, yani kadınlar fitnesinden muhafaza eyle ya Rabbi. Hazreti Davut Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi, ey Davut, gözlerini haramdan muhafaza eyle, dünyayı senin emrine vereyim demiş. O da buna uymuş ve Allah dünyayı emrine vermiş. Hem kral, hem peygamber, hem en zengin olmuş. Ya Rabbi, bizim de gözlerimizi haramdan muhafaza edebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Dünyada şaşıranlardan ve şaşırtanlardan eyleme. Dünyanın tepesine kadar çıkıp pat diye aşağı düşenlerden eyleme ya Rabbi. İman ve Kur'an hizmetinden bizleri ayırma. Nefsimizi ve neslimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Kıyamete kadar bizim neslimizden İslam düşmanı getirme ya Rabbi. Hocalarımıza da rahmet eyle. Mesela Osman Demirci Hoca şu anda o benim oturduğum yerde oturup dua etmeliydi. Fakat Osman Demirci Hoca gitti, bir Bakırcı Hoca'ya kaldı. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar. Rabbena affirli ve li valideyye ve li mu'minine yevme yakumul hisab. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. وعلى آل سيدنا محمد بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات